Dünyayı cennete çevirmeye ne dersiniz? İnsanları ayrıştırmak, ötekileştirmek o kadar kolaydır ki birleştirmek, kaynaştırmak zor bir iştir. Karşındakini bir kere kırdın, incittin mi onun gönlünü almak çok meşakkat ister. Ben de hayatımda ötekileştirmeye gittiğim oldu mu diye düşündüm. Bir iki örnekle yanlışımdan nasıl döndüğümü dile getirip konumuzun özüne geçeceğim. Kendim bir Yörük çocuğu olduğum için 2000 yılından sonraki yıllarda Yörük festivalleri içinde bulunuyor, etkinliklere katkı sağlıyordum. 2005 yılında gazeteciliğe başlayınca cebimden para harcayıp o şölen senin, bu şenlik benim koşturmaya başladım. Bu süreç içinde fazla etkileşimden dolayı herkesin Yörük olması gerekirmiş gibi tanıştığım insanlara siz hangi Yörüksünüz sorusunu yöneltiyordum. Bir gün tanıdığım birinin kardeşinin eşi hanımefendiye siz hangi Yörüksünüz sorusunu yönelttim. Kendisinin Yörük olmadığını, Roman olduğunu dile getirince ben yanlışımı anladım ve çok utandım. Koskocaman Türkiye ailesinin bize yakın olanını bizden sayıp ötesini ötekileştirmek yanlıştır. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin birbiriyle sosyal, kültürel, din, dil, hatta akrabalık bağları ayrılmayacak kadar birbirine girmiştir. Büyük güç olmak için dağılarak, ayrışarak değil, birleşip kaynaşmak gerekir. Bir memleketin kalkınmasının ve insanların mutlu olmasının yegane çözümü birbirimizi sevmektir. Sevgi demişken bir de uluslararası sevgiye sıçramaya ne dersiniz? Herhangi bir partili değil, Orta Asya'dan gelen milli duygularımın etkisiyle bazen ruhum aşırı çalkalanmadan edemiyor. Bazen Türk milletinin tüm ırkların üstünde olduğu gibi bir düşünceye giderken başka ırklar ile de kardeşçe yaşamalıyız ile düşüncemi bitiriyorum. Evleneceğim kız akrabam olmalı, Yörük olmalı, illaki Türk olacak derken 2018 başlarında Tunuslu Arap bir kız bana ilanı aşk edip sevgilim oldu. Bu sefer başka ırktan biriyle sevgili olmakta bir sakıncama görmedim. Birden koyduğum sınırlar ortadan kalkıverdi. Sanki ne arada mesafeler ne devlet sınırları vardı. Anladım ki dünya ailesinin fertleri ile kardeşçe yaşasak bu dünyayı cennete çevireceğiz. Dünya ailesi olarak silahlara harcadığımız yani insan öldürmek için harcadığımız paraları insanları yaşatmak için kullanacaktık. Bakın minnacık bir virüsle dünya ailesinin fertleri baş edemeyip çaresizliklere sürüklendi. Artık aklımızı başımıza alıp Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh düsturu ile dünyayı cennete çevirmeye ne dersiniz? 22 Temmuz 2020